2006 yılında benim programıma çıktın de. Ya. İrem Derici ile nasıldı? Müzik eğitimi olan, dolu dolu bir insan. Bir torpil, bir tanıdık. Hayır, kendi emeğiyle aslında geldi. Tabii yok, hiçbir torpili yoktu. Sadece reytingi vardı. Kanalımıza hoş geldiniz. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz ve çok özel bir konuğum var. Nihan Akın, hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsın? Çok iyiyim. Nasıl gidiyor öncelikle, onu sorayım bir. Valla şu an böyle bir ikinci demeyeyim de aslında yeni bir single telaşı içindeyim. Hı hı. Bizim zaten bu telaşımız hiç bitmiyor. Yani tam yenisini yapıyoruz, çıkıyor. Yenisi ne zaman diyorlar, yani bu soru hiç bitmiyor. Çok hızlı tüketiliyor biliyorsun artık single'lar. Şöyle söyleyeyim, hani insanlara çok fazla, ne kadar çok şarkıcı çıktı diyorlar ya hani böyle biraz önce konum da onu söyledi. Ama yani biraz hafife alınıyor. Çünkü karşımda gerçekten müzik eğitimi olan dolu dolu bir insan. 8 dilde 8 tarz şarkı söyleyebilen. Ve birçok müzik sektöründe hem arkasında mutfağında bulunmuş hem önünde bulunmuş bir isim var. Kaç yılında ilk albümün çıktı? 2006. 2006. Peki 2006 yıllarında programlara katıldın mı? Çok. O zamanlar tabii sosyal medya böyle değil. Evet. Instagram, Facebook, Twitter, evet. YouTube yok. Evet. Çok değişik bir zamanda aslında. Sadece böyle internet sayfalarımızdan, hayranlarımızla mailleştiğimiz bir dönemde. Evet, evet. Ve o yüzden daha sık televizyona çıkıyorduk. Çok yakınmış gibi duruyor ama çok uzak zaman aslında, değil mi? Yani çok farkı var. Aslında yakın bir zaman. Ya şimdi şöyle oldu aslında. 2008 yılında Duy Beni yaptım ya ben. Hı-hı. Yeni biri çıktı zannettiler. Ama %50-50 de hatırlayanlar oldu. Ya üzgünümden Terki Diyar'dan tanıdığımız Nihan değil mi bu? Kesin odur. Ne kadar özlemişiz diyen de çok oldu. Seninle yeni tanışıyoruz. Peki nasıl buldun şu anda programı? Programa baktım gelmeden önce. Hı-hı. Çok tatlı konukların olmuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok keyifli sohbetler olmuş. Peki 2006 yılında benim programıma çıktın desin. Ya ben gibi bekliyordum böyle bir şey ama. Ya ama sen hazır mısın göstereyim? Gerçekten mi? Evet. Bakalım hatırlayacak mısın? Fotoğraflar mı? Nasıl ya? Of, nasıl zayıfım. Bunları veriyor muyuz ya ekrana? Evet, yayına veriyoruz. Şimdi ben sana göstereyim. Nasıl ya? Bu hangi program? Öyle bir program. Benim de herhalde yani Kar İrim'in ilk programlarından. Bir de şöyle, benim arşivim var. Çok iyidir arşivim. Sakladım onları hep. Birçok konuk da vardı. İlk sunuculuk deneyimlerim de. 2005 yazıyor. Acaba diyorum sonradan mı o 2006'da çıktı senin albüm? Çıkmadan önce mi geldin bana? Birkaç ay önce mi? 2006 Ocak'ta yayınlandık biz. Aralık, Ocak. Acaba Aralık'ta filan geldiğinde Ocak'ta çıkacak filan mı dedin? Bir de ben senin acaba şeyine tanıtımına gelmiş miyimdir? Onu da hatırlıyor gibiyim. Benim albüm tanıtımım oldu. 2006'da doğum günümde aynı zamanda. Vallahi geldim galiba. Hatta olabilir. Sana... Şeyde oldu Levent. Bakar mısın ya? Olur. Bak yemin ediyorum. Çünkü o zamanlar çok yoğundum ben de. Gidiyordum hatta... Tenis kulübünde yapmıştık, hatırlıyorum. Çok güzel bir davet yapmıştık. Ben sana acaba şey yaptım, bir tane hediye böyle kolye molye mi aldım? Böyle bir şeyler hatırlıyorum yani. Ya. Vallahi hatırlıyorum. Biz beraber başlamışız yani. İyi ki gelmişim. Belki daha ileride canlı performanslar falan da yapılır. Vallahi inşallah. Seninle de yapmak isteriz yani. Yaparız. Çok güzel. Sevinirim. Geçen yine çok değerli bir ödül aldım. Onu buradan bahsedelim. Tabii. Magazin Gazetecileri Derneği'nden. Oo. MGD 24. yıl altın objektif sahibi oldum. Benim için çok muhteşem bir duyguydu. Yani kariyerimin 13. yılında. Oradan ödüllendirilmek çok değerli. Çünkü artık ödül törenlerinin içleri çok boşaltıldı biliyorsun. Evet, evet. O yüzden takdirleri çok hoşuma gitti. Evet, vallahi tebrik ederim. Zaten hak ediyorsun da. Teşekkür ediyorum. Çünkü emeklerinle geldin. Ben şahidim. Hı-hı. Yani bunu söyleyebilirim. Yani tabii ki ekibim vardı ama %80 tektim de diyebilirim. O Ses Türkiye'de neler yaptın? Bir anlatır mısın? O Ses'in ilk sezonunda koçluk yaptım. Hülya Avşar'ın takımını seçtim. Çünkü Hülya Avşar'ın da eski vokalistiydim ben. Oo. Evet, dedim ben Hülya Hanım'la çalışmak istiyorum. İrem Derici'yi seçti, o da işte tesadüf bizim ekipteydi. Bizden herhalde çıkan en ünlü solist İrem oldu. Evet. Ayda vardı sonra, bilirsin belki İngiltere'de. Ayda Musarraf sonra evet. İsyanı evet, söyleyerek evet, falan evet, popüler evet. oldu. Bayağı bizim ekipten popüler kişiler çıkarttık yani. Yani aynen öyle. İrem Derici ile nasıldı?
İrem o zaman da böyle sivri ve ön plandaydı. Yani, ön planda mıydı yoksa? Ön plandaydı ve... Gırgır şamata mıydı, heyecanlı mıydı, nasıldı? İşine çok dört elle sarılmıştı. Yani bana sabahlara kadar mailler atardı. Onu mu söylesem hocam, bunu mu söylesem, yalvarırım bana şu şarkıyı söyletin. Hatta bir tane şey mail var. Saçına başına yandım Nihan'ım diye böyle mailler atmıştı. Yani şöyle diyebiliriz değil mi? Hani hep derler işte bir torpil, bir tanıdık. Hayır, kendi emeğiyle aslında geldi. Tabii yok, hiçbir torpili yoktu. Sadece reytingi vardı. Reytinginin olması bir yarışmacının çok önemli tabii ki yarışmalarda. Bana ne verirlerse söyleyeyim, ne verirlerse giyeyim değil de bizim verdiğimiz hiçbir şey giymedi mesela. Hep kendi kıyafetlerini getirdi, kendi ayakkabılarını aldı, onlara para yatırdı. Evet, gelin senin çalışmalarına tabii ki de tam gaz devam ediyor. Hı-hı. 2015 gel barışalım artık. Hı-hı. 2017 mor gözyaşları. Hı-hı. 2018 duy beni. Valla 22 milyon. 23'ü geçti. 23'ü geçti mi? Yani çok güzel bir başarı. Evet. Tekrar bunu neye bağlıyorsun? Valla o şarkının kendi enerjisine bağlıyorum. Çünkü ilk günden belliydi. Evet. Biz ona çok fazla reklam yapmadık. Aslında hiç yapmadık diyebilirim. Şarkıyı YouTube'a yükledik. Şirketle birbirimizi aradık. Böyle 2-3 saat sonra dedim ki ya maşallah ne güzel reklam vermişsiniz. Bayağı bastırmışsınız falan. Ya dedi biz reklam verdik ama şu an YouTube'la kavga ediyoruz. Çünkü YouTube reklamımızı onaylamadı. Fakat biz de sen reklam verdin diye düşünüyoruz diye birbirimizi aradık. Çünkü nasıl gidiyor biliyor musun böyle 50 biner yani ilk gün. Allah Allah. Acayip böyle sonra şey gibi virüs gibi yayıldı. Ve evet. Duy beni ismi gibi oldu. Evet. Aslında duymayan kalmadı. 2018 mevzuya gel. 2019 yaktım gitti yaz. Hı-hı. Akustikleri var. Bunlar da yazda 2 milyon. Yine üretiyorum. Fakat bu sefer bir değişiklik yapacağım. Hiç benden düet duymadılar. Şimdi güzel bir düetle karşınızda olacağım inşallah. Kim olduğu belli mi? Belli. Söyleyeyim mi? Vallahi söylemiyorum. Söyle, az sonra yaparız. Söyle, çok söyle. Ünlü bir besteci söz yazarı. 236 tane şarkısı yayınlanmış. 236 internet araştırma. Tahmin et. Yani Türkiye'nin bence ilk beşinde diyebilirim. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Evet. Ağlar mıyım ağlamam. Bir daha bağlamam bizi. Devam çok güzel. Sen ister yak beni, yak beni, dağla bu kalbimi, gelmem. Şimdi onun güzel bir şarkısını söyleme şansım oldu ve birlikte söyleyeceğiz tabii, düet yapacağız. Aralık sonuna yetiştirmeyi düşünüyoruz. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Senin sesin her tarzı uyuyor mu desem yoksa? Uyuyor. Lezzetli mi desem? Rap'e de uyuyor, fanteziye de uyuyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum ya. Yabancı şarkıları söylüyorum, herkes yabancıyım zannediyor. Şans bence diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Alaturkacı mesela bazen fantezi söyleyen, kesinlikle pop söyleyemez, yabancı söyleyemez. Evet. Mesela ben İspanyolca söylüyorum, Yunanca söylüyorum ama bunları söylediğim zaman eğer o milletlerden insanlar varsa beni öyle zannediyor. Mesela İspanyol zannettikleri oluyor. O ya kadar da, aksanıyla. Aynen yani. Aksanıyla böyle söylemeye alalım. Çalışıyorum. Alalım. Mi mi la denile apartito mi mi la safigo senate tarto ayrılmam sarılırım hayallere ayrılmam sevişirim özleminle. Var mı başka? Valla var. Allah bina Allah. Ya Habibi Allah, nifrah ve nur, maşallah. Ne söyleyeyim başka? Bütün röperdi. Bütün röperdi. Valla yüreğine sağlık, sesine ne sağlık, demek. Bilgine sağlık. Teşekkür diyelim. Ederim. Peki yakında yeni projeler var mı? Yani daha doğrusu projeni söyledin aslında ama böyle konser... Diyelim. Konserleri valla buradan ne söylesem şimdi, hangi birini söylesem, Instagram adresimden aslında Nihan Akın, benim mavi tıkım da var artık, oradan takip edin. Orada mutlaka yayınlıyorum, zaten çok aktifim Instagram'da özellikle. Peki şöyle söyleyeyim, proje demeyeyim de hayalim var, şunları da gerçekleştirmek istiyorum dediğin ne var? Valla hayalim şarkılarımın tabii ki 23 milyon değil 230 milyon olması. İşte evet. Daha çok dinlenmesi, daha çok söylenmesi, daha çok konser vermek. Çok sevdiğim değerli bestecilerin şarkılarını söyleyebilmek kendi şarkılarım dışında. Soracağım.
Kliplerinde seni son kliplerinde özellikle daha seksi buluyorlar diye düşünüyorsun. Kendini seksi görüyormuşsun. Vallahi dediler yani bu içindeki dişiliği sonunda ortaya çıkartmışsın. Aslında hep böyle görünsen keşke diye eleştiri demin de olumlu tepkiler aldım. Belki de bilmiyorum biraz daha dişi mi görmek istiyorlar beni? Çünkü her kadında diyorlar bu taraf yoktur. Hani istesen bazen olmaz. Hani seksi görünmek istersin ama olmaz daha kötü olur. Hani böyle doğal bir dişilik var onu biraz daha ön plana çıkart dediler. Özellikle yazın klibinin çok beğenildiğini söylediler. Evet, Müzik On Air ailesi olarak bugün Nihan Akın'ı ağırladık ve gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu benim için. İkinci defa ağırladım. Yani yıllar sonra nereye götürür bizi, nerede program yaparız bilmiyoruz ama bir 10 yıl sonra buluşmak üzere de. 10 yıl sonra yine buluşmak üzere. Artık böyle yurt dışında falan değişik bir format yaparız. İnşallah, belki. Güzel olur. Aynen öyle. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Zaten bu videoyu beğeneceksiniz, hissediyorum. Ve şimdilik hoşça kalın diyoruz. Görüşürüz. Bye.